akşamlar. Önce maçın değerlendirmesiyle başlayacağız, sonra. Öncelikle çok güzel bir atmosfer, bir ortam. Stat, emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Ve Göztepe seyircisinin inanılmaz bir baskısı ve bunu biliyorduk. 15 dakika özellikle bu baskıyı, çünkü Göztepe sadece burada değil, tabii ki seyirciyle beraber bu daha da hızlı ve şiddeti artıyor. İstanbul'da Galatasaray maçında da bu baskıyı yaptılar. Biz buna özellikle bu baskıyı nasıl kırarız? Oyunun anlarının ilk başlangıç noktasında nasıl başlarız? Bazen direkt oyun, bazen kenar. Bu baskıyı biz kendi dağılımımızda doğru yapamadık, kıramadık o 15 dakikalık bölümde. Ondan sonrasında da bekimizle beraber üçlüye döndük oyunun içinde. Bekim bir tanesini, yani sağ taraftakisinin derinliğine yönelip 3-2-5 formasyonunu aldık sahanın içinde. Zaten 20. 25. dakikadan sonra oyuna topa sahip olmayı ve oyuna hükmetmeye başladık. Çünkü rakibin şiddetli baskısını hem topa sahip olarak hem teknikle kırmamız gerekiyordu. Rakibi bu anlamda dalgalandırıp koşturmamız gerekiyordu. Bunu ilk yarı itibariyle sonuçlandırdık. Devre arası itibariyle de hem bu orayı daha doğru oynayan Siopis'i oyun içine aldık. Tamamen beki derinlikte değil, Dansville'i bir üçüncü stoper gibi kullanarak 3-2-5'i Dorukhan'ın derinlikte, Ömür'ü 1-8 numara, Marek'i 1-8 numara, Cervinho'yu kenarda, önde de sahip olarak. Öndeki oyuncuların da bir geçiş oyuncusu oldukları için bir geçişten de golümüzü bulduk. Oyunun büyük bölümü ikinci yarı kontrolümüzdeydi ama ligin hem şiddetli baskı yapan hem de en fazla kenar ortası yapan takımıydı. Bu kenar ortaların büyük bölümünü doğru karşıladık. 3 pozisyon verdik, vereceğiz. Yani bunlar olacak, bunun içinde var. Bazen kaleci devreye girecek, bazen savunmacı devreye girecek. Ama oyunun ikinci yarısı özellikle, ilk yarının 25. dakikasından sonra ikinci yarısı özellikle önemli bir galibiyet aldık. 3 sağ bek bugün oyunda değişti. Geçen hafta Bruno sakatlanmıştı. Bugün Dorukhan'la başladık, onun kasında bir problem oldu. Serkan geçti. Sonra da mecburiyetten kadro derinliğinin iyi olması, ama bugün çok fazla formasyonda değişiklik yapamadan, oyuncu değişiklik yapamadan bu sefer Hüseyin Türkmen'i oraya koyduk. Marek'i 60 dakika hesaplamıştık ama 90 dakika sahada tutmak zorunda kaldık, sakatlıktan çıktı. Ömür önemli mesafe kat ediyor ve şampiyonluk yarışında giderken bu tür galibiyetler son derece önemlidir. Onun için Fenerbahçe maçının kazanılmasından sonra böyle bir deplasmandan tekrar kazanarak devam etmek bizi hep hızlandıracak. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibe başarılar diliyorum. Taraftarımız nasıl mutlu olduklarını tahmin edebiliyorum. Bunları onlara armağan ediyorum. Cuma akşamı Trabzonspor taraftarının bizimle beraber olduğunda bize hissettirdikleri çok güzel duygular var. Geçen hafta bunu Fenerbahçe maçında çok net gösterdiler. Cuma akşamı onları tekrar stada davet ediyorum ve takımlarına, oyuncularına destek versinler ve son derece iyi bir yoldayız. Onun için onları da cuma akşamı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben şimdi oyuncu üzerinden hiçbir zaman bu oyunu tarif etmedim. Tabii ki değerli oyuncular ve olmaları. Bir organizasyonu doğru yaparsan, çok tekrarların olursa savunmada ve hücumda sezon başından itibaren oyun planlarının içinde oyuncular da buna doğru cevaplar veriyorlar. Neyin habercisi? Trabzonspor camiası her zaman yarışır. Yarışacak da. Evet, son zamanlarda yakaladığımız çok güzel bir enerji var. Ekibin, oyuncu grubunun, şehrin bize verdiği destek, kulübümüzün bize sağladığı imkanlar. Umarım sonu güzel ve mutlulukta olur, ama daha 10. haftayı oynadık. Daha çok var, önümüzde yol var. Bir süre eksik olmasına rağmen oyun formasyonunda sadık kalan, oyunun ilk 20 dakikasından sonra sadık kalan, kazanan oyuncu grubu ve bugün 3 puan alınmış. Bunlar önemli kazançlar. Bunlar bütün olmayı, beraber oynamayı, beraber düşünmeyi, aynı planları uygulamayı uygulayan bir takım olmak beni son derece mutlu ediyor. Bu 90 dakikadan çok neyin gerginliğini yaşadınız? Oyunun başlangıcında 20 dakikalık bölümde çalışmama rağmen oyunun opsiyonlarını doğru kullanamamamızın, yani ben oyunu biraz böyle koç gibi, yani basketbol koçu gibi yaşayan, hatta bazen yanımdakine, ekibimdekileri, Orhan Hoca'ya, Egemen Hoca'ya mola almak istiyorum diyen, santim santim bunu çalışan ekiple beraber çalışan bir ekibiz. Ekibime de hakikaten teşekkür ediyorum. Şimdi aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. O 20 dakikalık bölümde yanlış pozisyon almak sahada beni yordu. Sonrasında da oyunun ikinci yarısı itibariyle 3-2-5'i doğru kullandığımız zaman zaten topa sahip olup oynamaya başlamıştık. Çok iyi bir futbolcunuz var. Siz o
düşünerek yani müşterik yaparak mı yani gereği? Orta sahada tabii orta sahada bir fazla rakip bize 3-4-1-2 ile baskı yaparken bir fazla olmak. Orta sahada paylaşımda rakibin de bu hata yapacağını hani fazla olduğunda topa teknik kapasitesi sağlam oyuncularla hani teknik kapasitesi iyi oyuncularla oynamak Marek gibi ki sakatlıktan çıkmasına rağmen Ömür gibi oyuncularla oynamak orada bizim bir fazla olmamızı sağladı. Gol de zaten Apo'nun yaptığı driblikle ve taşıdığı durumla oluştu. Önce sayısal olarak orada içeride fazla olmaktı bütün amacım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi yolculuklar. Teşekkürler.